içeride de ifade ettim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na sözlü savunmada bulundu. Partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk etmişti. Geçtiğimiz günlerde yazılı savunmasını yapan Başkan Özcan, bugün eşi Meral Özcan'la birlikte CHP Genel Merkezi'ne gelerek sözlü savunmasını yaptı. Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Özcan, daha önce yazılı savunma verdiği YDK'ya bugün de sözlü savunma yaptığını söyledi. YDK'nın adil bir karar vereceğine inandığını belirtti. Orada da söyledim, ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil, kendi iradem ile ülkeme ne katabilirim, partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partide gençlik kolu başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclisiyeliği, parti meclisiyeliği, milletvekilliği ve son olarak da belediye başkanlığı görevlerini yapan ve yapmakta olan biriyim. Dolayısıyla az önce de söyledim, ben partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. CHP'ye bir makam mevki sahibi olmak için de gelmediğini vurgulayan Başkan Özcan, ceza ya da ihraç kararı halinde hakkını hukuki yollardan arayacağını ifade etti. Yani partiye gel seni belediye başkanı yapalım, milletvekili yapalım diye davetle gelenlerden değilim. Bir şey olmak için, bir makam mevki sahibi olmak için gelenlerden değilim. Ha, bugün hiç ceza verilmesine, yer olmadığına karar verilmesini talep ettim. Ama bir ceza verilirse veya ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim. Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özcan, kendisine yöneltilen kadınlarla ilgili tutumunuz sebebiyle süreç buraya geldi. Neler söyleyeceksiniz sorusunu da yanıtladı. Ben hayatım boyunca cinsiyetçi söylem kullanan olmadım. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan bir insan oldum. Beni tanıyan herkes bunu bilir.